Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 10. sınıf edebiyat dersi 1. dönem 2. klasik yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Sevgili öğrencilerim sorularımıza ve cevaplarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı isterim arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de paylaşın. Arkadaşlar sorularımızı şöyle bir görelim. Arkadaşlar ilk sorumuzda doğru yanlış tablosu verdik size. Bakın 5 tane doğru yanlış cümlesi vermişiz. Ve bu 5 cümleyi ne yapacaksınız arkadaşlar? Doğru yanlış olarak önündeki, karşısındaki e, satıra yazacaksınız sevgili öğrenciler. İşte e, İslami dönemin ilk eseri nedir? Kutadgubilik'tir, doğru mu yanlış mı? Milli Edebiyat sanatçıları hikayelerde bireysel e, temalar işlemişlerdir gibi e, sorular var. İkinci soruda da arkadaşlar, ee, geçiş dönemi eserlerini ve yazarlarını yazınız demişiz. Ne demek geçiş dönemi eserleri ve yazarları? Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, İslami dönem edebiyatına e, geçtiğimiz zaman bazı eserler verilmişti. Dört tane önemli eser var. Bu eserleri bu noktalı yere ne yapacağız? Yazacağız. Arkadaşlar bir diğer soruda iki ayrı şiir verilmiş. E, Türk edebiyatındaki. Divan edebiyatına ait ve halk edebiyatına ait iki şiir örneği verilmiş ve bunların arkadaşlar aşağıdaki ölçütlere göre, verilen ölçütlere göre tabloya yazmanız istenmiş. Şimdi tabloyu da göreceksiniz. Önce şiirleri güzelce inceleyeceksiniz ve sonra Bakın tablomuzu görüyorsunuz. Nazım birimi, nazım biçimi, teması, kafiye ve redifleri e, tabii ilk birimle, birimde ve son dörtlükte bulacaksınız. Orada not düşünmüş. Ölçü, dil ve anlatım özellikleri ve ait olduğu e, şiir anlayışı üzerine ne yapacaksınız arkadaşlar tabloyu dolduracaksınız bir diğer soruda ise arkadaşlar e, boşluk doldurma e, bakın noktalı yerlere cümlenin devamına göre e, baş taraflarına uygun kelimeler getireceğiz arkadaşlar e, ve bunları dolduracağız bir diğer soruda da, da e, yukarıdaki dörtlükten yola çıkarak şiir türünü bulunuz. Bu şiirin e, türüyle ilgili beş özellik söyleyiniz demiş. Şiiri okuyarak bunu gerçekleştireceğiz. Ve 6. soruda arkadaşlar, aşağıdaki parçada geçen isim tamlamalarını ve türlerini yazınız diyor sorumuz. Burada da isim tamlamalarını ve türlerini ne yapacağız? Belirteceğiz. Ve 7. soruda da arkadaşlar, aşağıdaki cümlede geçen cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup bunların doğrusunu yazınız diyor. Bunları bulacağız. 8. soruda aşağıdaki metinde yay ayraçla belirtilen yerlere ilgili noktalama işaretlerini koyunuz denmiş. Buraya uygun gelecek noktalama işaretlerini koyuyoruz. Ve arkadaşlar soru 9'da da kaynaştırma ünsüzlerini Beş örnek vererek açıklayınız. Biliyorsunuz hem ünlü hem ünsüz kaynaştırma e, seslerimiz var. Burada ne sorulmuş? Ünsüzler. Sadece ünsüzleri bulacağız. Bunun da bir formülü var. Onu sizlerle paylaşacağız. Evet, e, şimdi arkadaşlar cevaplara geçelim. Sevgili arkadaşlar ilk sorumuz neydi? E, aşağıdaki tabloda verilen yargıların karşısına doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yazın. İslami dönemin ilk eseri Kutadgu birliktir Doğru. Milli edebiyat sanatçıları hikayelerde bireysel temalar işlemişlerdir. Yanlış. Toplumsal tema işlemiş. Atabetül Hakayık siyasetname özelliği gösterir. Yanlış. Divan Hikmet dini tasavvufi halk şiirlerinin başlangıcı sayılır. Doğru. Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı şiirlere Hikmet adı verilir. Doğru arkadaşlar. O zaman sıralamamız nasıl olmalı? D, Y, Y, D, D. Yani doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru şeklinde olmalı. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruda hatırlarsanız geçiş dönemi eserlerini ve yazarlarını e, yazınız demişti. Sevgili arkadaşlar İslami devire geçtiğimiz zaman yani İslami devir Türk edebiyatının ilk eserleri, dört eseri var. Kutadgu Kutadgubilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. divan Lügatit Türk, e, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır ve Divanı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Bu dört eser sevgili öğrencilerim İslami devir Türk edebiyatının ilk eserleridir, geçiş dönemi eserleridir. Dolayısıyla Türkiye'de bir açısından, hatta Türk tarihi açısından da çok önemli eserlerdir. Bir siyasetname kitabıdır Kutadgubilik. Divan-ı Türk, biliyorsunuz Türkçenin ilk sözlüğüdür. Dolayısıyla bunları yapıyoruz. İşte Divan-ı Hikmet bir tasavvuf kitabıdır vesaire. Sevgili arkadaşlar geliyoruz diğer şiirimize. Ne demişti? Tabloda verilen şiirleri aşağıdaki tabloda verilen ölçütlere göre inceleyiniz karşılaştırınız diye sorumuz gelmişti. Arkadaşlar şiirimizi incelediğimiz zaman birincisinin divan edebiyatına ait bir şiir olduğunu, ikincisinin ise halk edebiyatına ait bir şiir olduğunu görüyoruz. Zaten şairlerinin de ismi aşağıda verilmiş. Şimdi bunları şekil, tür özellikleri, ondan sonra. Sevgili arkadaşlar, kafiye, redif gibi özellikler bakımından inceleyeceğiz. Öncelikle nazım birimi bakımından inceliyoruz arkadaşlar. Nazım birimi arkadaşlar, Baki'nin şiiri beyitle yazılmış. Çünkü divan edebiyatı şiirlerinin temel nazım birimi beyittir. Yunus Emre'nin şiiri ise dörtlükle yazılmış. Mısraları şair dörder dörder ne yapmış sevgili arkadaşlar? Dizmiş. Nazım biçimine baktığımız zaman arkadaşlar Mısralar'ın diziliş şekli, e, kafiyenin şekli bize nazım biçimini ne yapıyor? Veriyor yani şekil özellikleri. E, Baki'nin şiiri Gazel'dir arkadaşlar. Gazel 5 ile 15 beyit arası biliyorsunuz yazılan şiirlerde. E, Yunus Emre'nin şiiri ise ilahidir. Çocuklar dörtlüklerle yazılır, hece ölçüsüyle yazılır. Dolayısıyla e, Yunus Emre'nin e, nazım birimi ilahi, e, Baki'ninki Gazel'dir. Tema olarak e, mecazi aşk var. Baki'de sevgili öğrencilerim e, ilahi de ise Allah aşkı var zaten ilahiler Allah aşkını anlatmak için e, ifade edilir söylenir kafiye ve rediflerine baktığımız zaman ilk birimde Baki'de A tam kafiye çünkü uzatma var dikkat edin iki ses yerine geçer e, Yunus Emre'nin şiirinin son dörtlüğünde ise D'ler yarım kafiye ımlar redif olarak karşımıza ne yapmaktadır? E, çıkmaktadır arkadaşlar. Ölçü birincisi aruz ölçüsü, ikincisi hece ölçüsü sekizli. Dil ve anlatımı birinci e, metnin ağır bir dil ve anlatımı var. Arapça ve Farsça kelimelerle dolu. İkincisi ise nedir arkadaşlar? Sade bir. Yunus Emre'nin şiir ise sade bir dille yazılmıştır ve sevgili arkadaşlar, e, birinci şiir divan edebiyatı geleneğine aittir. İkinci şiir ise halk edebiyatı geleneğine tasavvufi halk edebiyatı dini tasavvufi. Sofi halk edebiyatı geleneğine ait bir şiirdir. Dördüncü soruda ise arkadaşlar boşluk doldurma vardı. Evet Divanı Lügat Türk Türkçe'nin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. Evet Divan Hikmet tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Kutadgubilik alegorik bir eserdir. Dört sembolik kahraman karşılıklı konuşmalarından oluşur. Türkülerde tekrarlanan bölümlere bağlama ya da kavuştak nakarat denir. Gazelin ilk beytine matla son beytine makta adı verilir arkadaşlar. Görüldüğü gibi Bunları dolduracağız. Beşinci soruda da arkadaşlar verilen şiirin e, türü e, sagudur, yani ölen birinin arkasından e, söylenen e, şiirlerdir. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı döneminde arkadaşlar ölen bir devlet adamı e, önder. E, toplum içindeki ön planda birinin arkasından söylenen, ölümü üzerine söylenen ağıtlara sagu adı verilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir sagu örneğidir. Bunu sagu şeklinde yazacağız. Hangi dönemde yazılmıştır? İslamiyetten önceki Türk edebiyatı döneminde yazılan bir şiirdir sevgili arkadaşlar. Sagu'nun İslamiyet sonrasındaki gelişmiş, değişmiş hali halk edebiyatında ağıt olarak adlandırılır. Divan edebiyatında da mersiyedir arkadaşlar. Bu şekilde de belki hocanız sorabilir. Bunları da bilin. Ama bu sagudur. Evet altıncı soruda arkadaşlar bize parçada geçen isim tamlamaları ne yapılmış sorulmuş. Sevgili arkadaşlar bakalım. Mesela e, ne denmiş? E, sokak köşeleri denmiş. Bakın belirtisiz isim tamamlaması. E, sevgili arkadaşlar. E, mesela reçel kaynatma zamanı. Mesela bakın e, burada. E, eczacı dükkanı önü. Mesela eczane önü, herkesin hayranlığı gibi e, kelimeler nedir arkadaşlar? Kelime grupları, toplulukları, söz sözöbekleri e, isim tanımasıdır. Bazıları belirtili, bazıları belirtisiz. Mesela e, herkesin hayranlığı derken e, orada belirtili. Ama sokak köşeleri derken belirtisiz bakın arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunları bu şekilde ne yapacağız? E, i̇şaretleyeceğiz, göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, mesela eczanı, eczacı dükkanı önü. Bakın orada da iki tamlama iç içe ne yapmış? görün Bir eczanıcı dükkanı var. Bir de eczacı dükkanı önü. Yani zincirleme bir tamlama yapılmış. Yedinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrusunu söyleyin demiş. Mesela arkadaşlar e, burada kırmızıyla gösterdiğimiz e, bölümler e, yanlış e, yazılmış arkadaşlar. Bunların doğrusunu yazın. Mesela bakın orada sonra da bitişik yazılmış. Değil mi arkadaşlar? Onu ne yapacağız? Ayrı yazacağız gibi arkadaş. Mesela Ahmet Çelebi diyor. Ç'yi küçük yazmış mesela. Bu ne olacak? büyük yazılması gerekiyor arkadaşlar. Bu işaretli yerleri sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşaretliyorsunuz ve doğrularını e, yapıyorsunuz. Bak mesela orada yıllarda da diyor mesela. Oradaki da ne olacak? Ayrı olacak. Çünkü bağlaç ayrı yazılır. Ve 8. soruya geliyoruz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki metinde diyor yay ayraçla belirtilen yerlere ilgili noktalama işaretlerini yerleştirin. İşte sırasıyla arkadaşlar bakın orada biz ne yapacağız? Gördüğünüz Düğün üzere işte nokta virgül 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 3 e, nokta 3 e, nokta virgül virgül soru işareti şeklinde ne yapıyoruz? Arkadaşlar işaretliyoruz e, bunları e, ve dokuzuncu sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar kaynaştırma ünsüzlerine 5 örnek vererek açıklayın e, demişti. Şimdi sevgili arkadaşlar kaynaştırma ünsüzleri. Y, Ş, S ve nedir? Yani yaşasın kelimesindeki e, ünsüzlerdir. Ünlüler ise I, İ, U, Ü'dür. Burada ben fazladan verdim. Bu I, Ü, Ü'yü istememiş hocamız. Tamam mı? Dikkat edin. Şimdi örnek verelim. Mesela bak Ali'nin derken o i'den sonraki ne? Kaynaştırma ünsüzüdür. Mesela arıya derken arıa diyemeyeceğimiz için y sesini ne yapmıştır? Türemiştir. Mesela altı şar, yedi şer diyoruz değil mi? Orada altı şar derken ş şey nedir? Kaynaştırma ünsüzüdür. Burası derken bura ı demiyoruz, burası diyoruz. Dolayısıyla oradaki s de nedir? Kaynaştırma ünsüzdür arkadaşlar. O zaman y, ş, s ve n sesleri kaynaştırma ünsüzleridir. Ee, örneklerimizde de gördüğümüz gibi. Ha hocamız ünlüleri de sorabilir, ünlüleri de sorarsa I, i, u, ü de kaynaştırma ünlülerdir arkadaşlar. Burada şaşırmayasınız diye ben hepsini bir arada verdim dikkatinizi çekmek için. Ünsüzlerimiz y, ş, s, n, ünlülerimiz i, I u, ü. Ama soru bize sadece Ünsüzleri sormuş. Biz de ünsüzlere e, yönelik ne yaptık? E, örneklerimizi vermiş olduk arkadaşlar. E, amacımız burada tamamını size öğretmek, aynı zamanda sorudaki cevabı da vermek. Bu şekilde yapacaksınız. Eğer hocamız istiyorsa. Evet sevgili öğrencilerim bir yazılımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızı arkadaş çevrenizle de dostlarınızla da çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Kanalımızda yazılılarımızın test şekilleri de mevcut. Bazı okullar test şeklinde de yazılı yapabilmekte. E, kanalımızdaki diğer test sorularını da çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.